Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri Kur'an-ı Kerim ile hidayete sevk eden yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etme şerefini hepimize bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bize kitabı getiren din-i mübini İslam'ı Kur'an ile insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma yolunda bütün insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed Mustafa'ya bizleri varis kılan Rabbimize hamdolsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat olsun, selam olsun. Bizler yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli ekipler olarak bütün hocalarımızla peygamber varisleri olarak çalışmak, bu alanda olmak lütufların en büyüğü. Peygamber varisliğinden daha büyük bir ünvan yok yeryüzünde. Onun için ne kadar şükretsek az, şükrümüzü çalışarak, koşarak, yorulmadan ne kadar göstersek yine de şükrünü eda edemeyiz değerli hocalarım. Evet, biz Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışıyoruz. Rabbimiz bize festebikul hayrat diye emretti. Hayırda koşunuz, yarışınız diye emretti. O yüzden bu ayeti kerimeyi aldık, başımıza tac ettik ve koşmaya devam ediyoruz. Tıpkı peygamberimiz gibi. Ey örtüye bürünen, kum fe enzir. Kalk, uyar. İnsanları inzar et. Karanlıklara gömülmüş olan, cehaletin dibine kadar batmış olan insanları o cehaletten kurtar. Emir geldi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. 23 sene boyunca koştu. Yorulmadı. Yorulmak kavramını lügatımızdan çıkaracağız. Çünkü biz peygamber varisiyiz. Peygamberimiz yoruldu mu? Bizim peygamberimiz gönülleri fethederek yeryüzünün pek çok yerinde beldelerin İslam'la, gönüllerin İslam'la şereflenmesine vesile oldu. Peygamberleri örnek alalım. Peygamber varisleri, peygamberleri örnek almayacak da kimi örnek alacak? Peygamberlerin yolunda gidenleri Allah Teala peygamberini nasıl tanıtıyor? Ey peygamber, biz seni ancak bir müjdeci, bir uyarıcı, bir davetçi olarak gönderdik. Bir şahit olarak gönderdik. Hakkın batıla, iyiliğin kötülüğe hakim oluşuna şahit olasın. Buna katkı sağlayasın diye gönderdik. Şimdi bu ayetle kim muhatap? Biz muhatabız. Peygamber varisleri muhatap. Çünkü Peygamber Efendimiz bize emanet etti bunu. Teraktu fikum emrayni لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتُ سُنَّتُ رَسُولُ Kitap ve sünnet bizim omuzlarımızda. Kitapta geçenler, Peygamber Efendimiz'e yapılan o emirler bizim üzerimizde bugün. Peygamber Efendimiz bize emanet etti. Size emanet bıraktım dedi. Allah'ın kitabını ve sünnetini size emanet bıraktım dedi Peygamber Efendimiz. O zaman bu şahitliği biz yapacağız.
Müjdelemeyi biz yapacağız. Uyarmayı biz yapacağız. Daveti biz yapacağız. Vaazı, irşadı biz yapacağız. İşte bir Ekim itibariyle camiler ve din görevleri haftamız başlıyor. Konumuz ne bu seneki? Peygamberimiz cami ve irşad. Mürşid. Her birimiz bir mürşidiz. Mürşid camilerimizde sizlersiniz. Kur'an kurslarımızda mürşidelerimiz, hoca hanımlar. Sizler mürşide ve mürşidsiniz. Müridimiz her yerde. Mahallemizin bütün insanları bizim müridimiz. Yani bizden öğrenmeyi murad eden insan demek. Mürid ne demek? Yani mürşitten öğrenmeyi, istifade etmeyi murad eden insan mürid. İşte onlar hepsinin bizden murad etmesi lazım. Bir şeyleri öğrenmeyi murad etmesi lazım. Bu ne büyük bir lütuftur. Bize nasip olan bu görev. Peygamber varisi. Hocalarımız, sadece namaz kıldırmıyorsunuz, biliyorum. Camilerimizi mektep haline getiriyorsunuz. Namaz öncesi, namaz sonrası, Kur'an dersleri, ilmihal dersleri, tefsir dersleri, hadis dersleri yapıyorsunuz. İnşallah. Bunlara devam. Zaman geçirecek durumda değiliz. El el dolaşmanız lazım. Zaman zaman mahallelere dolaşmanız lazım. İnsanlara dinimizin güzelliklerini, her şeyi güzel dinimiz. Onları anlatmamız lazım. Güzel dinimizi güzel bir şekilde anlatmanız lazım. İslam'ın en büyük, insanlığa gönderilmiş en büyük nimet olduğu gerçeğini insanlarımıza ulaştırmamız lazım. Ne kadar çok gayret edersek eddinü en nasiha, din samimiyettir. Ne kadar çok samimiye olursa ihlasımız, heyecanımız, aşkımız ne kadar yüksek olursa başarımız o kadar yüksek olacaktır. Ve elleyse bil insani illa ma sa'a. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Ve çalıştığının karşılığını insan görecektir. Bunu hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Yaptığınız, attığınız bir tohum nasıl yeşeriyor bunu görüyorsunuzdur. Siz tohumu saçmaya bakın. O tohum, o küçücük çocuklar 4-6 yaş üzerinde niye bu kadar çok duruyoruz? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini unutmayalım. Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, küçük küçük öğretmeye başlayınız demiyor mu Peygamberimiz? Bugün eğitim bilimciler ne diyor? İnsanoğlunun karakterinin %70'i, 80'i, 63, en az 63 diyenler var. 7 yaşa kadar oluşur diyor. Yarının gençlerinin karakterlerinin oluşmasında bizim emeğimiz olsun. Bizim rolümüz olsun. Bu dünyada kalacak bir şey değil. Bizimle beraber gelecek, ukbaya gelecek bizimle beraber. O gençlerin ne kadarı Rabbini bilir, peygamberini bilir, iyi kötüyü ayırt eder. Zaten bizim kitabımızın adı Furkan değil mi? Yani iyi kötüden ayırmayı emreden bir kitap. Çocuklarımıza, gençlerimize küçük yaşlarda bunları öğretmemiz lazım. Bunu biz öğreteceğiz. Bu bizim vazifemiz. İnşallah 4-6 yaş gruplarımız, gençlik çalışmalarımız, gençlik koordinatörlerimiz her müftülüğümüzde var. Her ilimizde, her ilçemizde var. Aile irşat çalışmalarımız, manevi rehberlik çalışmalarımız, vaaz irşat çalışmalarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, hepimiz el birliğiyle, müezzinlerimiz, dolayısıyla hepimizin vazifelerimiz, ünvanlarımız ne olursa olsun
çok mukaddes. Dolayısıyla hepimiz peygamber varisleri olarak toplumumuzun her kesimine 7'den 70'e demiyorum, 7'den önce de 70'ten sonra da hangi yaşta olursa olsun insanımıza ulaşmaya gayret edelim. Çalışalım. İmamlarımız, sizler camilerimizi birer mektep haline getirin. Mektep, camilerimizin dışına çıkın. Mahallenizde, iş yerlerini ziyaret edin, dükkanları ziyaret edin. Sana emanet edilen o gençle bir çay iç. Onlara kitap hediye et. Bir vakit namaz kıl. Ya bunları dert edinelim, Allah yardım eder bize. Dert edinirsek Allah yardım eder. Ben tekrar hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Camiler haftanız ve din görevlileri haftanız mübarek olsun. Mevlid-i Nebi haftanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerimizi, hizmetlerimizi İkra kitabek, oku bakalım amel defterini denildiğinde sadaka-i cari olarak karşımıza çıkarsın. Allah'a emanet olun.